Medyada yer bulamayanlar kanalına hoş geldiniz. Seçim biter bitmez zam yağmuru da başladı. Peş peşe zamlar geliyor. Son zam haberi de şekere gelmiş. Motorin fiyatları zamlandı. Çay fiyatları zamlandı. Şimdi de şekere zam yapıldı. Dün motorine 22 kuruşluk bir zam yapılmıştı. Ardından bir zam haberi de Çaykur'dan geldi. Çay fiyatlarına %15 zam yapıldı. Ya çayın yanında bir de şeker gidiyor. Tabii şekere de zam yapmak lazım şimdi. Çaykur'dan sonra Türkiye şeker fabrikalarından da zam haberi geldi. Türkiye şeker fabrikaları yaptığı açıklamada 50 kilogramlık torbalarda ambalajlı kristal şekerin fabrika çıkış satış fiyatı 25 Haziran yani bugünden itibaren geçerli olmak üzere %16 artırılmıştır dedi. Yani çaya, şekere, motorine şimdilik zam geldi. Şimdilik zam gelen bunlar elektriğe, suya, doğalgaza, ne bileyim internete ne zaman gelir bilmiyoruz ama seçim biter bitmez bu zamların gelmesi de manidar. Herhalde 23 Haziran'dan önce böyle bir zamma ihtiyaç yoktu diyor insanlar. Ama insanların aklına en çok şu gelmesi lazım. Hani miting meydanlarında çay fırlatıyorlardı ya böyle paket paket insanlar birbirini eziyordu bir paket çay için. Olmaz böyle şeyler. Şeker fabrikaları özelleştirilip kapatılırsa böyle zam haberleri de gelir. Ya her şeye zam gelebilir. Bak dışarıdan alınan ürünlere zam gelebilir, ithal ürünlere. Kur krizi verilen bir ortamda, kur savaşı verilen bir ortamda. Tamam yurt dışından alınan ürünlere zam gelebilir ama çayı Türkiye üretebilir. Şekeri Türkiye üretebilir. Bunlara zam gelmemeli. Bunları vatandaş istediği gibi tüketebilmeli. Ekmek mesela ya vatandaşın temel gıda maddesi. Ekmeğe zam gelmemeli. Gramacı düşürülmemeli. Ekmeği bir alıyorsun yiyeceksin. Ya gramacına bakıyorsun zaten o fiyatı etmeyecek derecede ekmek. Aynı fiyatlara başka ülkelerde bakıyorsun. 1,5 liraya 2 liraya ekmek 2 gün gidiyor 3 gün gidiyor yani. İnsan gidip baktığı zaman şaşırıyor. Yine diyoruz yurt dışından alınan her şeye zam yağdırabilirsiniz dolara bağlı olabilir diye. Ama sen suya, şekere, çaya bunlara nasıl zam yaparsın? Sen patates üretemeyecek bir yer misin? Domates üretemeyecek bir yer misin? Sebze üretemeyecek bir yer misin? Her şeyin başı üretilmişti. Üretime sahip çıkacaksınız. Üretime sahip çıkmazsanız, üreten bir toplum olmazsanız, böyle temel ihtiyaç maddelerinize de zam gelir. Siz de seçim bitti zam geldi diye bağırışırsınız, ağlaşırsınız sonra.